geliyor, kurt geliyor. Koydurt. Bir tane video bul Mami. Arka arkaya camlar olsun. Silahla sıkalım, işte. Mermiden izleyelim. Aynen bu işte. Kalp kalbe karşı. Kısa gecenin ilanları bugün itibariyle kırılmaz deneyimini yaşayacak. Dün bir Facebook'ta Instagram'da seyrettiğim nanoteknolojinin kırılmaz camlarıyla ilgili camlara bir laf atmalar. Hani cam kırılmazlar daha rahat, nanolar daha kaliteli. Biz de bugün sivil iletişim Ahmet Bey ve Özgür Bey ile cam kırılmazı deneyeceğiz. Bakalım kırılacak mı? Özgür Bey sizdeyiz. Tabii hemen takalım. Başta gösterelim. Görmüş olduğumuz telefon Samsung S3 herhangi... Baba Samsung S3'te niye deniyoruz? iPhone 13 Pro Max'te niye denemiyoruz ya? Gibi sıkıntı yok. Telefon gerçek telefondur. Şimdi bunun üzerinde Musin kardeşimizin özel çabalarıyla yapmış olduğu kırılmaz camını buraya takacağız ve kırılmadığını göreceğiz. Ahmet Bey, siz de Musin Bey'in camları hakkında bir iki bir konuşmak isterseniz. Hasan Can Kaya mı? Konuşanlardan önce Güngören. Merhaba efendim. Herkes videonun gerginliğinde ama yani ne diyeceklerini biliyor. Tabii efendim diyor. Şu amına koyduğumun kırılmaz camını da ben daha bak hep alırdım. Hiçbir telefoncu kadar özenle yapıştıramam. Hep illa bir yamuk. Onu valla ben de yapamıyorum. Bir boşluk. Hep bir yamuk, bir boşluk, bir hava kalıyor içinde falan. Şu an Musin kardeşimizin özel olarak tüm Manisa'ya dağıttığı kırılmaz camlarından S3 olanını açıyoruz ve telefonumuza takıyoruz. Taktığımız cam kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir hata, leke bırakmayan bir camdır. Camımızı takıyoruz. Cam da tabii çok güzel bir cam maşallah. Allah'ın nazarından sakınsın. Hiç elini çakmana gerek yok. Ben böyle bir cam hayatım boyunca görmedim. Evet, şu an camımızı bu şekilde yaptık. Tamam, şu an camımız takılı vaziyettedir. Ya şu çekişten zaten ben birazcık hani olayların gideceği noktayı az çok kestiriyorum. Da. Burada bunun olması demek ki hani deneneceği belli yani bir şeyler de yapılacak. Ekranını açalım. Şu an evet telefonumuzun ekranını açıyoruz. Evet. Ve Musin kardeşimizin taktığı cam üzerinde. Ve şu an telefonu tekrardan buraya bırakıyoruz. İşte bu. Görmüş olduğunuz ürün tamamen... Telefon o kadar bozuk ki gece 2'yi gösteriyor zaten ama. Çekiçtir. Herhangi bir... Telefon yani gözden çıkartılmış bir telefon muhtemelen. Hafif plastik bir ürün değildir. Telefonumuz da gerçek S3'tür. Piyasa değeri şu an ikinci el değeri 400-500 TL olan bir üründür. Ama biz Musin kardeşimize güvendiğimiz için kesinlikle ve kesinlikle bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. İlk başta bu kısımdan deneyeceğiz. Bu kısım daha güzel bir kısım. Ama sivri kısmı da var tabii ki de. Başlıyoruz. 1-2-3 diyoruz. Bayağı sağlam cam. Evet, şu an camı taktık. Bir de bu kısmından deniyoruz. Ne oldu bak, bir şey oldu buraya. Yani yok, şu şekilde bu şekilde kime vurmuş olsam şu an ölmüştü. Ama cam tabii şu an bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Evet, şu an bakıyoruz. Oğlum telefonu harbiden anası sikildi yani bu saatten sonra. Hala çalışıyor. Kapa sağlam abi. Musi kardeşim. Ya cama. Abi siz olayı anlayamadınız herhalde. Kırılmaz cam alıp kırılmaz camıma bir şey olmasın diye kırılmaz cam takılmıyor ki telefonun aramına koyayım. Sanki adam burada şey de test etmiş. Kırılmaz camın telefonundan daha önemli bir şey olmuş gibi anlatıyor, anladın mı? Sanki kırılmaz camının arkasına telefon almışım gibi video. Halbuki Muhsin telefonumun abi, üstüne abi. Kırılmaz cam aldım ben. Bir saniye tekrardan açıyoruz. Camımızda nokta çizik yok. Ekranı da açalım. Evet, camımızda nokta çizik yok ve ekranımızı da açıyoruz. Ve inanılmaz bir şey. O kadar çekişle vurduk. Camda nokta çizik yok. Videomuzu kapatmıyoruz tabii ki de. Cam takmaya bu sefer yine devam ediyoruz. Farklı bir deneyle bu sefer. Farklı bir deneyle geliyoruz bu sefer arkadaşlar. Farkındaysanız çekicin bu kısmı da yamuldu. Çekicin bu kısmı da yamuldu ama cama bir şey olmadı. Şimdi diğer kısmına geliyoruz. Musin kardeşimiz Manisa'nın çocuğu. Nasıl bir harge harcandı o zaman bu cam amına koyayım ya. Madem bu beyinler niye cam yapıyor o zaman? Bu kadar. Ya bir ülkenin Manisa'sı niye böyle bu kırılmaz camda bu kadar profesyonelleşmiş olabilir ya? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir başarı amına koyayım ya? Çocuğudur. Musin kardeşimize her zaman ver. Ya Musin abi Allah aşkına Allah razı olsun ya. Garantici Musin. Musin. Her zaman destek çıkmayı bileceğiz ve öğreneceğiz. Bu işler öyle internette videoda ceviz kırmaya, fıstık kırmaya benzemez. Biz daha iyisini yapıyoruz.
Bir tane daha cam atıyoruz. Abim yani videodan bir yarım saat önce bir tavuk şiş gömmüş de video. Niye bir nefes darlığı yaratmış? Hani tavuk şişi yenmiyor ama bir sodası içilmemiş daha yani öyle söyleyeyim. O kadar hızlı girilmiş videoya. Şu arkada kılıflar ne kadar diye soruyorsun. Modellemeyi anlatayım. Ne kadar diyorsun? Trip yiyorsun amına koyayım. Yani o dükkana girip telefon almayacaksan lütfen beni oyalama telefoncusu yani bu telefoncu anladın mı? Şimdi bu cama kafa atacağız, yumruk atacağız. Her şeyi deneyeceğiz. Gerekirse balkondan aşağı atacağız. Bizim camlarımız en kalitelisidir. Çünkü Muhsin kardeşimiz işte bizzat bunları seviyoruz. Müşterinize gönül aldı. Bu Muhsin mi peki? Bu Muhsin kardeşimiz evet, mi? Evet. Abi. Dolandıracağım. Mesela ben Muhsin olsam bir noktada artık rahatsız olurdum artık yani. Tamam ya Muzaffer. Siktir alan alsın artık yani anladın mı? Evet bu cam gösterebilirsiniz. Hani görmüş olduğunuz cam paramparça ama telefonumuzda hiçbir şey yok. Son kez gösteriyoruz bunu. Bu şovu da bir daha yapmayacak. Şunu şu camı vursam patlatmıştı. Ben de vurayım. Muhsin kardeşimiz de vursun. Bakın. Muhsin. Muhsin kardeşim. Muhsin. Kardeşe bak şimdi abi. Muhsin. Yine delirdi bak. Muhsin. Kafa yedi o camı yaptı ya o. Her yeri yapıştırıp çekişle gezmiyorsa ben adam değilim. Mesela ben böyle bir cam yapsam eşimin, dostumun, Nazım'ın geçtiği arkadaşlarımın telefonlarına yapıştırıp çekişle o testi yaptırtırım yani kesinlikle. Anladım. Hani kesinlikle şey yaptırtırım. Ya kanka gerçekten bana güven bak. Harbi söyleyeyim hiçbir şey olmayacak. Yani biraz güven bana. Tamam sakin olalım. Bak. Oğlum bir dakika. Ağlamadı. Tamam sakin olalım. Bak kırıldı zannedip bir de hızlıdan bir şey yapıyorlar ya. Ağza bak. Tamam sakin olalım. Bir saniye çıkarmayalım. Şu an bu camda hiçbir şey olmadı hala. Yine tutuyoruz. Bir saniye. Bir dakika. Buraya bakın. Lan ters attın. Ters attı. Ama adam profesyonel. Ters attı düz düşürdü gene. Vallahi helal olsun Muhsin kardeşimize. Ya Muhsin kardeşimiz çok güzel bir icat yapmış. Ama Samsung acaba bu dükkanın amına koymadı mı? Yani ben sadece bunu merak ediyorum. Telefonuna yaptıklarından dolayı. Ya Muhsin ne yapıyorsun? Kırılmıyor. Allah belamı versin kırılmıyor tamam ya. İnandım ya. Bir ekranı gösterdi telefonda ekranı. Abi ekranı. Ekran kaydı amına. Ekran geçmiş. Android'i tekrar buradan. Bizim soldaki abi kalp krizi geçiriyor. Koşarak bak geliyor. Adam baksana solda kaçtı gitti videodan. Koşarak ön tarafa geliyor dur diye. Bunlar bence bak var ya. Çekişle bir girgi denediler. Baktılar bir şey olmuyor. Bu son hareket bir tık gaza gelinmiş de yapılmış bir hareket gibi. Yani videoyu kendi içerisinde doğaçlama. Videoda böyle devamını görmek isterdim ya. Birbirlerinin hani frenleyememişler. Artık yani bu telefon gözden çoktan çıkartma. Abi dedim zaten bak. Böyle bu durumlarda bu gözden çıkartılmış bir ürün artık yani burada. Bir saniye koştuk. Kapat. Ne oldu lan? Niye kapattırdı? Asıldı galiba. Anasını siktin telefonu. Abi daha neyini gösterdi? Ama cam kırılmadıysa hiç yine problem yok bak. Kanal adına bak. Abi bak şimdi. Yeni video var mıymış bakalım ya. Muhsin Kezdeş. Dostum. Adama kardeş demiyormuş lan herhalde soy ismiyle sesleniyormuş videoda. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar videoda izledik. Muhsin abimizin camı kırıldı mı? Hayır. Muhsin abimizin camının dayanıklılığında bir telefon var mı piyasada? Zannetmiyorum. Muhsin abim biraz teknolojinin iki tık ötesinde bir buluş yapmış aslında anladın mı? Yani Muhsin abimiz 2025-2026'larda falan ancaya kadar belki Apple yani. Çünkü cam hala kırılmamıştı yani. Telefonun anası sikildi artık. Yani kafası gitti, beyni gitti.
Bill Gates'e seslenir misin? Bill Gates bunları gör işte. Çocuğu Bill Gates bunları gör. Bu insanları gör. Ne olur şimdi şu sağ alttan buraya basınca Muhsin abimle bir fotoğrafı çıksa şurada altta. Ne olur ya? Telefoncular isyanda. Ortam ya. Hoş gönlümde. Ya ne yapıyorsunuz? Oğlum bunlar bak bu işin fetişi olmuşlar artık. Fanatiklik boyutunda. Bak az önceki lavı var, lav vardı ya bunu dökeceksin amına koyayım Muhsin abinin camının üstüne. Otur izle ondan sonra. Muhsin abi ağlıyor anladın mı? Oo Muhsin'cim nereye? Bavulunda kıyakmış. Ne var onda acaba? Kırılmaz cam. Bu sadece bir bavul değil. Yeni... Bak Muhsin abimden yine bir sürpriz amına koyayım. Var ya bu adam dükkana girip eli boş çıkamayız öyle söyleyeyim. Adam artık şaşırttığı için şaşırtmıyor anladın mı yani? Muhsin abim bir rahat durmuyor amına koyayım ya. Şeyi düşünsene Mami karavanla çağırıp birlikte giriyor bu dükkana. Bavul topumuz diyelim. Ses topumuz ama bavul topumuz. Şimdi sana bunun nasıl ses çıkardığını göstereceğim. Bunu da Muhsin kardeş yapmış. İnsanlar bunu seçimlerle çok güzel. O kadar ses çıkartıyor. Hazır mısın? Geliyor. En süslü yalanlarla aldattın onu. Geçmişler olsun. Oğlum doğru iyi yap lan. Peki bunu böyle gideceğim ya yani, pazarda, sokakta falan böyle hani sürecek, aynen, sürmeli aynen. Mi yani? Bu peki bu halka hizmet niye yani? Niye böyle bir... Ya buluş niye amına koyayım yani onu anlayamadım çünkü. Patladı amına koyayım. Serinlemek senin elin. Evet. Bu sıcak... Telefonu al. Yaklaşan havalarda bunalmanızı önlemek için yeni bir icat geliştirdik. Abi Allah aşkına dur makine gibi adam çıktı ya. Yeni icadımız vallahi... el kırması. Japon mucitlerimizin birebir günlerce üzerinde durduğu ürün teknoloji kaynağı. Japon mucitlerimiz kim amına koyayım ya? Niye bu adamın dili çok global dil anladın mı ya? Tüm insanlık namına konuşuyor. Kırılmaz cam yaptın abi ya alt tarafı amına koyayım ya. Japon mucitlerimizle onlar çok iyi gidiyor. Hiç dokunmayın. Evet. Hayatta o telefonu al. Nasıl? Seni geliyor mu? Süper. Gördüğünüz gibi. X18 ya var. Bununla uğraşan Japon mucidini ben anasını sikeyim o zaman ya. Ayarlanabilir başlıklar aşağı yukarı. Bunu istediğiniz yerde taşıyabilirsiniz. İster masanızda, ister arabanızda, ister yürüyerek. Dışarıdan. Aa Muhsin abi o elindeki ne? Yeni kanka bu işte. Kendime yaptım. Artık yelpaze en son. Yorulma en son. Ve klima faturaları da son. Ayrıca bitmedi. Bunun içinde gördüğünüz gibi koku var. Bu kokuyu torbasından açıp buraya taktığınız takdirde bu güzel bir hava üflüyor size. Nasıl? Hem koku hem elektrikten tasarruf. Nasıl? İşte bu. Hem şarjlı hem kalemliyle çalışan yeni ürünümüz. El kliması. Çok soğuk oldu. Buradaki klimayı kapat da. Bak Rope. Şu Rope'ye ben kurban olayım ya. Klimayı kapat da bu çünkü. Bununla kapat ya bu hasta yapar çünkü bu. Kumandı sonra hemen kapatırsam aynen düşünürüm. Harbiden mucit bu adam. Kokuyu da çok güzel veriyor. Vallahi okyanus ferahlığı. Evet Türkiye'de sadece bizde. Getirdik. Hype bir gün bunu izle. Oha. Ha, bir dakika önce yazmış amına. Ben oğlum, adama da kıllandırmayın. Bir şey mi oluyor demesin ya. Hafıza kartı kapaklı kalır. Abi sal amına. Telefon camiasını bir sal abi ne olursun. Domates. 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 Serpi çubuğu gelmiştir hanım. Domates. 3 tane 1 milyon. 3 tane 1 milyon. Kimse almıyor ya. Ev yok
ki. Silikon İnsanla geçmedi. Kırılmaz cam her şey burada. Buyurun. Abim seni daha anlayamadık biz öyle söyleyeyim sana. Yani Türkiye anlar inşallah geç anlamaz ama. Nerede anladık zaten. Telefon bataryası bomba gibi patladı. Yine bir deney yapıyorlar. Aynen yine bir test yapılıyor. Amına koyayım. İsviçre'de CERN laboratuvarında bu kadar operasyon yapılıyorsa orası bir çocuğum bak. Bak orada daha aktif bir yer yani. Bu Manisa'da galiba burası. Evet, geliyor. Lütfen çekeyim, geldi. Ananı sikeyim. Bu ne biliyor musun? Kanka. Bu ne? Bunu al, önümden bunu al ya. Bunu al Masu. Alma bi! Al bunu önümden al. Şimdi bir şeye geçtik. Saçını nereye yıkıyorsun sen? L'Oreal Paris komple onarıcı 5 sen. Hacı Şakir Arabistan komple kayganlaştırıcı 6. Kanka saçın ne? Rezalet bir şey kaydı. Vallahi tepkim yok benim buna. O paylaşım sitelerinde defalarca benzerini gördüğümüz görüntülerden biriyle devam edeceğiz. Bunu var ya bak bu telefoncuma ailesiyle oturup izlemişlerdir. Çok güzel bir ortam vardır. Aynen aynen. Teknolojik aletlere yapılan dayanıklılık testleri bu kez bir telefonun... Çıktı çıktı bizim haber çıktı gel. Gözümde canlandı. Bu ekran kırılmıyor diyen iki arkadaşın ısrarı fena halde... Yani bu haberin yayınlandığı akşam büyük aile toplanmıştır. Komple bütün aile toplanmıştır. Bir gurur vardır ya hafif bir. Evde böyle bir gurur vardır yani. Benim beyim gibi falan böyle anladın mı? Sosyal medyanın diline düştü. Bir tane yaşlı bir anneanne veya babaanne öyle birisi vardı. O da onu anlatmaya çalışıyorlardır falan. Bir dakika. Buraya bakın. Evet. Evet. Seni nereden görüyorsunuz? Seni nereden görüyorsunuz? Bir saniye. Kırılmıyor. Bir saniye işte bu. Çekiçle vurup yere attılar. Yetmedi. Bir de üzerinde tepindiler. Allah Allah. Şu an bu camda hiçbir şey olmadı. Az camın dayanıklılığını göstermek. İşte görmüş olduğunuz ürün. Hazırız bir. Evet şu an camı görüyoruz. İnanılmaz bir şey. Daha sonra çekici yanındaki arkadaşı devraldı. Ben de vurayım. Musi kardeşimiz de vursun. Bakın. Oğlum telefonu da sinirlenmiş ama zaten. Tamam sakin olalım. Bir tane daha cam atıyoruz. Şimdi bu cama kafa atacağız, yumruk atacağız. Her şeyi deneyeceğiz. Gerekirse balkondan aşağı atacağız. Dayanıklılık gösterisinin finali yerde soğuk. Bu abi Muhsin'i yanında göremedik bir daha. Bir dakika. Buraya bakın. Evet. Seni nereden görüyorsunuz? Seni nereden görüyorsunuz? Bir saniye. Kırılmıyor. Bir saniye işte bu. Ha ben bir tane daha bir test attım sana. Ha dur. Bir şuna da bakalım. Bu da yeni bir cihaz. Değerli bayanımız iyi günler. Bu haftaki aha. Yeni Powerbank çeşitimizi size... Powerbank. Atkıyı sarı şekli bu. Peki? İnce. Gördüğünüz gibi. Kendi içinden çıkan kablosu ve iPhone 5 mikro. Aynı anda iki telefonu şarj edebilen bir uca sahip. Ayrıca. Hayda iyiymiş. Atkıyı dediğimiz yeni nesil telefonlar olabilen GM5 Plus, G5 uçları bulmaktadır. Bu şekilde kullanışlı güzel bir powerbank. 6000 amper eşdeğerinde. Böyle takıp. Işıl yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi iPhone 5 ucu oluyor ama şöyle Samsung'a takıp şarj edebiliyorsunuz. Bu da mevcut. Ona telefon patlıyor ama o... Nasıl oluyor lan harbiden? Ayrı telefonu şarj edebilen bir powerbank. Kendi yandan tuşa bastı. Ayrıca yanında da yine kablosu hediye. İyi günler. Kolay gelsin abi. Vallahi helal olsun abi bu arada. Oğlum 743 bin izlenmiş 6 sene önce video. Şimdi yeni bir hoparlörümüz var işte. Cihazımızı power'ımıza takıyoruz. Ya bize tutma ya. Bu da Mosin kardeşin dükkanının yanı. Kablolarımızı burcu açıp markasından
Şöyle tut abi bir saniye. Sesi kıs bunda istersen biraz acayip abi patlıyor. Abi inanılmaz patlıyor bas. Ona göre. Kıstım. Kabine gerek yok. Artık düğünlere de 560 milyon verip de kabin almaya gerek yok. 15-20 milyona iki tane arkadaşımızı bir sigara parasına tutup orada şey yap. Abi dur çalışınca ben tutamadım. Tamam. Tut abi. Arkadaşlar müzik gelsin. Tamam. Hani şu müziği de hiç beklemem anladım. Ay kendileri de sallıyormuş be. Her şey, bütün kontrol zaten kırmızılar bir de. Aynen. Şimdi o belli ya. Dükkana girip şu ana canlı şahit olsan. Kırılmaz cama koptum ya. Aha abi bu sefer gerçekten kırılmaz cam sesi şey geldi. Kırılmıyor ama bu. Efe yaramayı unuttum, evet. Alo, Efe yengeci ne yapıyorsun? İyiyim yengeci. Hayır, kısmet lütfen. Hayır, hayır. Siz yarınız farklı bir akşamda biliyorsunuz. Beni bir iki yüz ağırmışsınız. Hayır, kısmet lütfen. Tamam. Lütfen. Tamam, ben gönlümü alacağım. Yok, küsmedim ha. Hemen bir mangal filmine yer gösterin. Lan bir ben de konuşayım. Eyvah. Merhaba. Dur. Şuraya. Bakar mısın abi acaba? Hayır oğlum şuraya dayansana filan. İn aşağı. Hayır. Hayır da sen duracaksın. Çok güzel. Eskilerdim ama. Hayır öyle eskilerdim. Ya ya sigaralı abi tam bir üstad ya, üstad. Abartın. Selamun abi. Aleyküm selam. Gel diyor, ona da geldi. 200 kiloya yakın, 180 kilo. Sen de çık 300 olsun abi ya. Çık Fuat Bey, sen de gel. Fuat Bey'i saniye. Fuat Bey. Fuat Bey. Buyurun efendim. Taşın efendim, taşın efendim. Haydi bak beraber. Şu camın üstüne ben de çıkmak isterim ya. Ya. Beklesin de gerçekleşti. Maşallah ya. Vallahi maşallah ya. Muzaffer Bey mi dedi, ne dedi? Güzeldi. Güzeldi. Yapalım mı ya bir gece sesi ki? Abi Jirox VS'ye davet, yani VS'ye davet etmiş. Öyle bir duyum aldım. Ne zaman ya? Bugün. Ya VS'ye ama hazır değiliz dostum henüz ya. Tamam, ne demek değiliz? Hazırız çağır ya. Ne demek değiliz ya? Yemeğe mi kasıyorduk ama? Biz her zaman hazırız ya, Çağrı. VS'ye çatmana hiçbir zaman hayır demeyiz biz Çağrı. Bakıyor musun Çağrı? Ne? Jerekeze ben de oynayayım dememiş miydi ya Mami? O gündü. Bize... Bugün de VS'ye davet etmiş. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.